Hocam Ahmet bin Hanbel'in Kitab-ı Zühd adlı eserinden faydalanmak istiyorum. Nasıl? Okuyun. Kitab-ı Zühd'ü okuyun. Telbis-i İblis'i okuyun. Sanırım Türkçe tercümesi varmış, bende yok. Efendim? Mutlaka. İblis'in ne diye yayınlandı? İblis'in hileleri diye mi? Tamam, şeytanın hileleri. Okuyun. Dahası İbn-i Kayyim el-Cevziye'nin Medaricü's Salikin'i ben aynı kitap olarak tavsiye ettim. Mutlaka okuyun. Medaricü's Salikin. Evet. İnşallah. Yani bunlar gerçek irfanı veren eserlerdir. Gerçek irfanın kaynaklarıdır. Mutlaka. Mutlaka okuyalım. Haris el-Muhasibi'nin El-Riaye. Şimdi okuyun. Haris el-Muhasibi'nin El-Akl vel-Fehmül Kur'an'ını okuyun. İnşallah. Nahl 103, andolsun ki biz onların, fakat şunu söyleyeyim, Kitab-ı Zühd için de geçerli. Kitab-ı Zühd için biraz daha fazla geçerli. Çok güzel bir kitap, çok hoş bir kitap. Fakat içlerinde taş var. E canım, size taşını da yiyin diyen yok ki. Elmayı seviyoruz diye kurdunu da mı sever? Pirinci yiyeceğiz diye taşını da mı yiyelim? Pirinç mübarektir, taşı mübarek değildir, ne mübarek? Onun için Ahmet bin Hanbel'in pirinç çuvalında 3-5 taş görünce pirinç çuvalını çöpe mi atacaksınız? Bunu bilmek lazım. Evet, seçmek. Allah bize bu nimeti vermiş. Akıl nimetini seçsinler diye vermiş.